Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de bir hastalığı konuşmak istiyoruz sizlerle. Nadir görülen kalıtsal bir hastalıktan bahsedeceğiz. Galaktosiyadiyoliz hastalığından bahsedeceğiz. Epey nadir görülen bir hastalık aslında bu dünya çapında. Dolayısıyla tedavisi, ilaca ulaşımı, tanı konması gibi pek çok meselelerde sorunlar yaşanıyor. Biraz bunları duyurmak istiyoruz. Bu hastalık nedeniyle Mart ayında vefat eden Clara Loren'in ailesi bizimle birlikte. Clara Loren'in annesi Çınar Altun ve babası Çağdaş Can Polat bugün yayınımızda bizlerle olacak. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Zeliş. Merhaba. Sabırlar dileriz buradan da tekrar sizlere. Şimdi şöyle yapalım istiyoruz. Yani nadir görülen bir hastalık olduğunu biliyoruz. Hatta ciddi anlamda nadir görülen bir hastalık. Sanıyorum dünyada tespit edilebilen 150 kişi var. Dolayısıyla bize hem biraz bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu, nasıl bir hastalıktan bahsettiğimizi anlatır mısınız? Hem de bu kadar nadir bir hastalığın tanısı nasıl konabiliyor? Yani doktorlar ne kadar donanımlı bu konuda, ne kadar farkındalar? Biraz buraları anlatır mısınız bize? Çok sağ olun Zeliş. İlk öncelikle bize bu platformu verdiğin için çok sağ ol. Yani özellikle nadir hastalıklar hakkında konuşabilmek öyle çok da fırsat olmuyor böyle platformlar. Size ve sana ve Evrensel Ailesi'ne gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, kızım Clara Loren 6 Mart'ta maalesef hayatını kaybetti. Galaktosiyadiyoliz hastasıydı. Nadir hastalık bile demek yeterli değil, ultra nadir. Çünkü 200 binin altında bir hastalık olursa genellikle nadir kategorisine giriyor. Ama Clara dediğin gibi sadece 150 kişi dünyada var ve ultra nadir bir hastalık. Hastalığın asıl özet olarak enzim eksikliği, hücrelerde enzim eksikliği olunca bir metabolik hastalığı kategorisine giriyor. Enzim eksikliği olunca vücut bazı yenilemesi gereken o kötü hücreleri yenileyemiyor ve her hücre başına bu sıkıntılar oluyor ve kötü hücreler birikiyor. Bazen işte böbreğe, bazen kalbe, beyne, her yere sıçrayabiliyor. Yani bir yerde kalmıyor ve maalesef Clara ilk önce böbrek yetmezliği ve sonradan da işte kalp krizi geçirmişti. O süreç içerisinde birçok sıkıntılar yaşamıştı ve sonunda da kalbi dayanamadı ve 6 Mart'ta kaybettik. Teşhis konmak gerçekten büyük bir sorun. Çünkü bu alanda çok büyük yatırımlar yok ve semptomlar üzerine doktorlar hareket etmesi gerekiyor. İşte nasıl oluyor? İşte aradan uzun süre geçiyor. Belki 1-2-3 yaşına geliyor ve bir bakıyorsun işte belli bir semptomlar bir şekilde daha çok gözde görünür oluyor ve bazen o zamanlarda da çok geç olabiliyor. Biz şöyle şanslıydık, biz Londra'da yaşıyoruz. Biz bir ay içerisinde genetik test yapma şansımız oldu ve o genetik taramada ikimizin de hem Çınar'ın hem benim de mütasyona uğrayan bir genimiz var. Ve o da galaktosiyadiyoliz hastalığına sebep oldu. Ama birçok dünyada çocuklar bu kadar şanslı olmayabiliyor çünkü teşhis konmak, herkese genetik testi yapmak o kadar kolay bir iş değil, çok masraflı iş, daha çok semptomlar üzerine ilerliyor. Bazı hastalar 30 yaşına kadar belki teşhis konmuyor, bazıları 2, bazıları 3. Bu alanda büyük bir sorun var ama biz bu süreç içerisinde belki şanslı olanlardık çünkü 1-2 ay içerisinde teşhis konmuştu. 1-2 ay içerisinde derken, yani 17 aylıkken aslında Clara'ya teşhis konuldu. Doğduğunda mesela semptomlardan bahsediyoruz ama o semptomlar hani başka çocuklarda da kendi başına oluşan, belki kendi başına tedavi edebileceğin semptomlar olabiliyor. İşitme kaybıdır, işte vücutta şişliktir ya da kas zayıflığıdır. Hani bunlar çocuklarda kendi başına olan ve zamanla fizyoterapi başka şeylerle oluşan. Ama işte 17 aylıkken Clara'da mesela böbrek yetmezliği oluşmaya başladı yoğun bir şekilde. Vücudu ödem toplamaya başlamıştı. Orada hani onun normal şekilde tedavi edemediklerini fark ettiklerinde genetik teste hareket etmeye başladık. Yoksa hani belki de böbrek yetmezliği olmasa Clara da benzer bir şekilde 3, 4, 5 belki 10 yaşına kadar bu şekilde ya da kalp yetmezliğinden, kalp krizinden başka şekilde etkilenirdi ve biz bilmeden sadece kalpten kaybetmiş zannederdik.
Tam olarak sanıyorum bu yüzden 150, o da tanı konulabilen 150 diyoruz aslında. Bilmeden belki bu hastalığı taşıyan başkaca çocuklar var dünyanın pek çok yerinde. Şimdi sizden doğru bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de de tanısı konulan bir hasta var. Sizler de yakın zamanda onları ziyaret ettiniz diye biliyoruz. Biraz bize o ziyareti de anlatır mısınız? Yani şöyle biraz Türkiye'de de duyulsun ve bilinsin diye de. Yani o tanı Türkiye'de mi konuyor? Türkiye'de bunun için yeterli hastaneler, doktorlar var mı? O aile size ne anlattı zorluklar konusunda? Clara bu teşhis konduğunda Londra'da, İngiltere'de ilk vakaydı. Yani en azından yaşayan sadece Clara vardı. Biz de direkt hemen dünyada başka hastalar var mı? Nerede olabilir? Yoğunlukla nerede yaşıyorlar diye bayağı bir buçuk sene bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın sonucunda işte 150 tane bilinen hastanın %80'i Japonya'da. Türkiye'de kaç tane olabilir diye bir merak ettik ve bu alanda işte doktorlarla konuştuk, oradaki kampanya gruplarına, hastalarına, ailelerine. Türkiye'de de bulabildiğimiz kadar yaşayan bir tane, 4-5 yaşında bir çocuk bulabildik. Kendisi de İstanbul'da yaşıyor. O da Clara'nın hastalığı, semptomları, bazı benzerlikler var. Hem aileyle beraber bir şeyler yapmak için, çünkü biz bu süreç içerisinde sadece Türkiye'de değil ama İspanya'da, Amerika'da birçok aileyle ilişkilerimiz var. Temasa geçtik, bir grup kurduk. Onlarla beraber ileride nasıl bir çalışma yürütebiliriz? Hem duyarlılık hem de bu hastalıkla ilgili tedaviler nasıl olabilir diye uzun bir çalışma yürüttük. Türkiye'ye gelmemizin sebebi de aslında biz belki onu belki ileride konuşabiliriz ama gen terapisi üzerine bir çalışma yürütüyoruz. 20-30 yıldır bu alanda çok önemli bir çalışmalar yapılmış. Sadece insan üzerine denenmemiş. Biz de belki Türkiye'deki çocuğu nasıl dahil edebiliriz, aileyle biraz daha ilişkimizi geliştirebiliriz, hem bizim tecrübelerimizi ona aktarabiliriz. Bir de biz bu süreç içerisinde çok doktorlarla konuştuğumuz için İstanbul'daki metabolik uzmanlarına, doktorlarına da bir irtibata geçelim, bizim süreci anlatalım, beraber ortak işler nasıl devam edelim. Biz aslında o yüzden İstanbul'a gelmiştik. Clara'yı kaybettikten arada çok zaman geçmedi, İstanbul'a geldik. Hem bizim için iyiydi, iyi olacağını düşündük Türkiye'deki çocuğu görmek, hem de süreci devam ettirmek. Çünkü bu alanda Clara'yı kaybettik ama başka çocuklara umut olabilmek için, başka çocuklara da yardımcı, katkı sunabilmek için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle soralım, tedavi edilebilir bir hastalık mı bu? İstersen sen söyle. Yani o tedavi edilmesi konusunda bir özgüven var. Yani fikir, gen terapisi şöyle oluşuyor. Yani bizimle ilk konuştuklarında bu konuda hiçbir tedavi olmadığını söylediler. Yani gelişme olabilir ama ya büyük ihtimalle bir şey çıkmaz dediler. Şöyle bir şey oldu. Aslında deşmeye başladığında tedavinin mümkün olduğunu gittikçe daha fazla anladık ve sadece bir alternatif değil, belki 5-6 alternatif olabileceğini fark ettik. Onları Çağdaş birazcık daha detaylı anlatabiliyor ama böyle tanıdığımız şeyler de var. İlik naklidir vesaire, yani çocuğun hastalık oranına ve hastalık varyantı 3 tipi var hastalığın. İşte ergenlikte olan, o çok daha farklı seyreden, bir de doğuşta ya da anne karnında ve de Clara gibi 15-20 aylık arası belirtisi olan, daha az ağır diye tanımladıkları ama hayati riskleri hala olan. Bu ilk bebeklikte oluşan tip için mesela hayati riske göre mesela ilik nakli bir nevi tam çözüm olmasa bile yani hastalığın seyrini yavaşlatıp ya da durdurabiliyor. Onun dışında işte enzim replacement therapy, Çağdaş'a vereceğim enzim takviyesi, çünkü gerisini ben anlatamayacağım Türkçe. Enzim takviyesi programları da var ama özet olarak bir tedavi yok. Semptomlar neyse semptomlara cevap vermek gerekiyor dedi. Zaten bize ilk söylediklerinde bunu birkaç yıl önce, biz dünyamız yıkıldı. Yani bir çare yok, tamamen süreç kötüleyecek, ilerleyecek ve
kötüye giden bir hastalık. Yani bir yerde durmuyor ve biz dünyamız yıkılmıştı o zaman. Ama biz şey dedik, yani bir şeyler olması gerekiyor. Yani bu dünyada neler oldu şu ana kadar diye bir baktık. Dediğim gibi halen resmi olarak çaresi olmayan bir hastalık. Ama biz önceden yapılan çalışmaları ele aldık. Baktık ki 20-30 yıldır bu alanda önemli çalışmalar yapmış. Fareler üzerine denenmiş. Bunlar bu arada ilaç firmaların yaptığı bir şey değil. Üniversite bazında, akademik alanda. İlgili bir doktor bu alanda bayağı çalışmış, hastalarına iletişim kurmuş ve onu biz çok şanslıydık. Çünkü başlangıç noktamız çok önemliydi. Çünkü birçok hasta mesela bir metabolik hastalığı olduğunda hiç bu alanda araştırma olmamış olabiliyor, hiç kimse bir şey yapmamış oluyor, tanı konma zor oluyor, hangi gen etkilendiği bilinmiyor ve biz öyle bir durumda başlamadık. Biz çok 20-30 yıl sağlam bir çalışma vardı Amerika'da, biz onu hayata geçireceksek, gen terapisi üzerinden yapacaksak neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Ve bizim en büyük avantajımız dil sorunu olmadan herkesi toparlayabildik ve herkese bir umut yaratma şansımız oldu. Elimizden gelen bütün imkanları da oraya yönlendirdik. Ve yani bu gen, yani asıl çözüm gen terapisi gibi geliyor. Gen terapisi de biz Amerika'da FDA diye bir kurum var. Genellikle gen terapisi onları lisansı verirse hayata geçiyor. Biz başvurular yaptık doktorlarına. Ön onay aldık. Her şey şu an yolunda gidiyor. Kaynak başvuruları yaptık kurumlara. İstediğimiz gibi giderse Temmuz'da üretim başlayacak. Ekim'de 3-4 tane çocuğa gen terapisi uygulayacağız. Yani o açıdan dünyada ilk kez bir çare olma ihtimali olan bir tedavi başlatabileceğiz gibi görünüyor. Evet, şimdi satır arasında söylediğiniz, yani ilaç şirketleri yapmıyorlar bunu ama çeşitli çalışmalar var dediniz. Burada ilaç şirketlerinin bunu yapmıyor olması zaten tarif ettiğiniz gibi ultra nadir bir hastalık olduğu için bir tırnak içinde uğraşmama hali mi, yoksa burada çeşitli engeller mi var? Ben bu süreç içerisinde abartmıyorum, yüzlerce ilaç firmasına görüşme almaya çalıştım, e-mailler yazdım, kontağa geçmeye çalıştım ve hepsinin ortak cevabı bu alanda ilgilenmiyoruz, bu alanda bizim için finansal bir önemli getiriler yok, olmadığı için de bu alanda bugünkü koşulda yatırım yapamayacaklar. Yani çalışmanın aslında verimli olabileceğini onlar da çok iyi görmüşlerdi. Çünkü dediğim gibi sağlam bir makaleler var, çalışmalar var, fareler üzerinde çok olumlu sonuçlar var. Ama 150 tane hastanın belki hepsini de tedavi edemeyeceksin. Çünkü bu tür hastalıklarda çok küçükken yakalamazsan tedavisi, yani yapsan bile ne kadar etkili olacak o da tartışmalı. Diyelim ki 150 tanesinin 10 tanesine, 15 tanesine çözüm getirseniz ilaç firmalar açısından çok büyük getiri getirmiyor. Yani bir gen terapisini buldun, o 10 tane ilacı, 15 tane ilacı 10-15 tane çocuğa çözüm olarak uyguladığında onlar açısından çok bir getiri getirmediği için o alana girmiyorlar. Yani bunun ilerleyebilmesi için devletlerde, kurumlardır bunu ön ayak olması gerekiyor. Üniversitede ön ayak olması gerekiyor. Biz de zaten oradan ilerledik. İlaç firmaları ilgilenseydi belki de onların kaynaklarından dolayı işte verip sunabileceği fırsatlardan çok çok daha ilerleyebilirdi. Yani nadir hastalıklarda şöyle bir şey var. Hasta grupları ya da hastaların kendileri örgütlenmezse orada bir hareketlilik oluşmuyor. Birincisi doktorlar kaç tane hasta var dünyada? Birbirleri doktorlar bile kendi aralarında iletişim halinde ya da örgütlenme halinde değiller. Hani benim bu hastam var, sizde kaç tane hasta var? Yani Clara doğana kadar dünyada bu kaç hasta var onu bilmiyorlardı. Yani biz onun örgütlenmesini yapana kadar ve doktorumuzun bize ilk söylediği şeylerden biri, yani nadir hastalıklarda oluşan tedavilerde genellikle hastaların örgütlülüğü direkt tedavi gelişiminde önemli bir unsur oluyor. Yani biz de onu direkt olarak gördük. Yani gidip ya 150 hasta var, biz daha bulacağız. Bu hastaların doktorları şunlar, varyantları şu. Yani ondan sonra işte doktorlarla konuşup bunun çözümüne, işte
kaynağı şuradan buluruz, uluslararası böyle bir çalışma halinde olmadığı zaman o olana kadar orada bir hareketlilik olmuyor. Artı bir de ilaç şirketlerinin önceliği aslında köklü tedavi değil. Köklü çözüm peşinde değil ilaç firmaları. Onu daha da iyi anladık bu süreçte. Yani şöyle bir şeyin peşindeler. Sürekli kullanımı olacak ilaçlar ya da tıbbi malzeme. Hastanelere tıbbi malzeme, işte hayatı boyunca alınacak ilaçlar, semptomları çözen şeyler. Ama köklü tedavi, gen terapisi özellikle eğer başarılı olursa bir kere yapılır. Bireye ve bir daha geri yapman gerekmez. Eğer bu süreçte başarılı olursa. Tekrarı isterse bile yani çok uzun yıllar sonra belki tekrarı gerekir vesaire. Ama böyle hani bir kerelik yapılan ve biten bir şey ve bu kadar hasta sayısı varken aslında yine de faydalı. Çünkü yöntem olarak başka nadir hastalıklara uygulanabilirliği var. Yani yöntemi nadir hastalığa denedikçe, farklı hastalıklara denedikçe gen terapisini birçok hastalığı aslında çözümün önünü açmış oluyorsun. Yoksa hani üniversiteler de kendi başına burada bir hasta var, ben bu bir hastaya çözüm bulacağım peşinde değiller. Onlar da hani buradan başka hastalıklara da faydalarını olacaklarını görüyorlar. Evet. Aslında siz tam da bu sebeple hem aslında Claire'nin hastalığının tedavi sürecinde sanıyorum başlattığınız, anlattığınız gibi bir grup kurdunuz aslında. Bir araya gelmek, haberleşebilmek ve sanıyorum aynı zamanda işte ne yapabiliriz'i de tartıştığınız bir gruptu bu. Sonra şimdi artık bir kampanyaya dönüştü diye anlıyoruz ama biraz o süreci anlatır mısınız? Nasıl bir araya geldiniz, şu an ne yapıyorsunuz? Biz aslında şimdi Londra'da, İngiltere'de Clara ilk olunca başka bir aileyle yan yana gelmek imkansız gibi bir şey oldu. Çünkü başka kimse yoktu. Yani en azından yaşayan hiçbir vaka yoktu. Biz o yüzden uluslararası yani bu işi ilerletmemiz gerektiğini anladık. Biz burada bir kurum kurduk. Ama uluslararası kurumlar zaten var olan uluslararası kurumlar bir tane... International Society var bu hastalıklarına ilgilenen. Onların yönetim kuruluna girdik. Onlarla beraber ortak bir şey yapalım dedik. Çünkü o iyi bir başlangıçtı. Çünkü Clara'nın hastalığını onlar aslında temsil ediyordu ama bu alanda hiç kimse bir şey yapmamıştı. Çünkü aileler aktif olmayınca bu alanda ilerleme çok önemli şey gelişmeler olmuyor. Biz o kurumların içerisinde yer aldık uluslararası kurumlarında ve onu kullanarak birçok ailelere ulaşmaya başladık ve işte İspanya'da 2 tane aile bulduk, Amerika'da 10-15 tane bulduk, Bahreyn'de 7 tane bulduk, Çin'de 1 tane bulduk ve bunları her ailede zamanları olmuyor, kapasiteleri olmuyor, koşullara uygun değil. Biz şanslı yanımız aktiflik, yani bunları harekete getirebilecek, herkesi bir araya getirebilecek olanaklarımız vardı ve bunları bir araya getirdik. Hem uluslararası bazından hem de ülkeler bazında kurumlar var, o kurumları harekete geçirdik. Ailelerle mesela şu an birebir görüşüyoruz, onların işte çocukların semptomlarını anlamaya çalışıyoruz. Bazıları belki tedaviye açık olabiliyorlar, bazıları olmuyor. Hepsinin hastalığı farklı seyrediyor. Biz iletişimi yani kesmiyoruz ve herkesle bir umutla beraber çalışıyoruz. Çınar'ın da dediği gibi aileler örgütlü olmasa, onlar bu süreci zorlamazsa, ilaç firmalarını harekete geçirmek neredeyse imkansız. Üniversiteler zaten çok yeterli kaynak yok. Yani bazen bir kişinin ilgi alanına bakıyor böyle şeylerin ilerlemesi. O yüzden örgütlü olmak ve insanlarla hareket etmek çok çok önemli bu süreç içerisinde. Zaten bu alana girdiğinizde biz mesela bu alanı hiç bilmiyorduk ve Clara'nın sürecinde öğrendik ki 300 milyon tane nadir hastalık çocuklar var. Yani onlar bir sürü de hastalıklar var. Şimdi onlarda bir çözüm bulabilmek için ailelerin önemi inanılmaz. Her bu alana girdiğinizde herkes şunu söyler. Eğer aileler olmasa tedavi bulmak gerçekten imkansız olur. Çünkü yani farklı nedenlerle yine belki bulunur ama ailelerin rolü çok önemli. Çünkü aileler üzerinden de hastalığı da tanımış oluyorsun. Yani belki hiçbir doktor bizim kadar bu hastalığı bilmiyor. O da yani çok
uzmanlaşmak zorunda kalıyorsun hastalıkla ilgili. İşte semptomları anlamaya çalışıyorsun, diğer çocukların semptomlarını anlamaya çalışıyorsun ve bütün hayatını bir nevi buraya adıyorsun ve uzmanlaşıyorsun. Bu sefer doktorlar sizden öğrenme ihtiyacı duyuyor ve onlar size tamamen siz olmazsanız hayata işte bazı terapiler, bazı çalışmalar hayata geçmiyor. O yüzden ailelerin dediği gibi için rolü çok. Biz bu kampanya gruplarına devam ediyoruz. Biz şu an öyle bir işte kampanyada hiçbir bir çağrıda bulunmuyoruz. Biz sadece bir kurumlar üzerinde kaynağı çözmeye çalışıyoruz. İşte şu an bizim ihtiyacımız olan belki 1.2 milyon dolar. Bunu kurumlar üzerine başvurularımızı yaptık. İşte Haziran'da sonuç bekliyoruz. Her şey istediğimiz gibi giderse Temmuz'da sürece üretime başlayacağız. Ama bunun yanı sıra da başka kurumlardan da kaynak alıyoruz ki duyarlılığı arttıralım. Belki bu hastalığı olan aileler var ama bilmiyorlar. Belki biz daha bu süreç içerisinde şeyi de yaygınlaştırmak istiyoruz. Testlerin. Çünkü hastalık eğer çok geç teşhis edilirse bir tedavi yöntemi olsa bile etkili olmayacak. O yüzden iki şey çok önemli. Hem bir tedavi bulmak çok önemli. Hem de teşhis konulması çok önemli. Mesela Türkiye'de belki çok hasta vardır. Çünkü Türkiye'de bildiğimiz kadar istatistiklerde %20-25 akraba evliliği olunca bu hastalığı, bu tür hastalığın artmasına ya da metabolik hastalığın olması ihtimali çok daha yüksek. Belki Türkiye'de çok vardır ama testler olmadığı için, aileler bir şekilde dertlerini anlatamadığı için, belki hastaneler buna koşullara uygun olmadığı için belki birçok hasta hayatı çok zor süreçte devam ediyor. Belki de teşhis konmadan hayatını kaybediyor. Belki bizim bu yapacağımız duyarlı çalışmalar bunu bir adım ileriye götürmek için uğraşacak. Peki kişisel olarak katkıda bulunulabiliyor mu? Nasıl olacak? Yani örneğin bizi izleyenler ve bu paranın toplanması için yardımcı olmak isteyenler olursa ne yapabilirler? Ya biz tedavi için böyle bir çağrıda bulunmuyoruz ama şöyle bu alanda yürütülen kampanya grupları var. Metabolik mesela İngiltere'de Metabolik Support UK diye bir kurum var. Onlar bu önemli çalışmalar yapıyor. Mesela Clara'nın cenaze sürecinde insanlar çiçek gönderiyordu. Bize çiçek göndermeyin, bu kampanya grubuna bağış yapın diye. Biz o süreç içerisinde işte 25 bin sterlin para topladık, o kampanya grubuna aktardık. O işte bu alanda duyarlılık çalışması, ailelere destek olmak için çalışmaları sürdürebilmesi için öyle bir kampanya yürütmüştük. Ama o sadece cenaze sürecinde içerisindeydi. Ama insanlar belki bir duyarlılık gösterip katkı sunmak istiyorsa, Türkiye'de olabilir, İngiltere'de olabilir, metabolik hastalar üzerinde çalışma yürüten, bu alanda uzmanlaşan kurumlarına, belki irtibata, belki bir şekilde bağış yapabilir de. Bizim de tabii kendi sitemiz var. Çünkü şey çok önemli. O kadar çok bilgi var ki bu alanda ama bir noktada buluşması. Mesela Amerika'da çok önemli çalışmalar olmuş, Türkiye'de çok önemli doktorlar var, başka ülkelerde. Biz şunun ihtiyacını duyduk. Bu hastalığında bir site üzerinden bütün bilgileri, yani 1,5 sene içerisinde yaptığımız bütün çalışmaları bir site üzerinden topladık. GalactyCLDiocese.org diye bir site. Ve onun da şu an dünyada neler oluyor, ne tedaviler var ve hangi kurumlar bu alanda çalışmalar yapıyor. Zaten insanlar da bağış yapmak istediğinde bu site üzerinden yapabilir. Şöyle bir şey büyük ihtimalle olur. Yani biz mümkün olduğunca tedavi sürecinin kurumsal fonlarla ödenmesini ya da organize edilmesini tercih ediyoruz. Eğer gerekirse tekrardan o şekilde bir kampanya başlatılabilir diye biz de düşündük. Meblağlar büyük tabii ki, 3 milyon civarında bir maliyeti var. Tedavi sürecinin ayaklanması, işte deneylerin başlaması vesaire. Şu ana kadar bu bulduğumuz bazı kurumlar işte piyasanın çok ilgilenmedi ama bilim açısından önemli araştırmalar yapan kurumlarla irtibata geçtik. LifeArk diye bir kurum özellikle var, bu alanda büyük çalışmalar yapan ve orada bile mesela o kurumların arkasında çok para var ama hep böyle bir ebeveynler görüyorsun. Hani benim çocuğum da böyleydi, işte ben de işte tıp alanında çalışıyordum vesaire. Bir ihtimal, yani şöyle şeyler oluyor İngiltere'de, işte Great Ormond Street hastanesinde yatıyordukları.
İşte bir arkadaşımız onun için yarım maraton yaptı yakın zamanda. İşte Londra maratonu için işte, bir arada işte Tarn'ın yaptığı bölüm için fon toplanması için koşu planları var falan. Böyle şeyler insanlar yapıyor. Eğer ihtiyaç olursa tekrar fon, belki böyle bir bağış kampanyası yaparız ama biz yani mutluluk doğru kelime değil ama o kadar içten o bağış rakamı o kadar yüksek geldi ki Metabolic Support'a. Biz çok duygulandık o süreçte ve şu anda insanları tekrardan yorma değil, herkes bir şey yapmak istiyor ama tam ihtiyaç olduğunda tekrardan insanlara çağrı yaparız diye düşünüyorum. Yani bizim için bu çok kısa soluklu bir çalışma değil. Büyük ihtimalle yani 5-10 belki ömrümüz boyunca dahil olacağımız bir mücadele olacak. O açıdan yani herkes desteğini daha çok ihtiyacımız olacak. Hazır olsunlar. Yani buradan daha bir şey yapabiliriz, çağrı yapabiliriz. Peki şöyle yapalım mı? Toparlarken size şöyle sormak isterim. Bu deneyimlerden yola çıkarak aslında bunu nasıl gözlemlediğinizi soracağım. Şimdi tam aslında program başından itibaren belirttiğiniz gibi zaten nadir hastalıklar. Dolayısıyla ulaşmak, anlayabilmek, çözüm için harekete geçebilmek, bunların her birisi aslında ciddi maliyetler gerektiren ve hatta bir network, toplamında bir network gerektiren işler. Yani dil bilmek, yabancı ülkelerdeki insanlarla iletişime geçmek, doktorlar. Ya zaten ilaç şirketlerinin ya bunun kazancı yok diyerek girmediği bir yol burası. Şimdi bu kadar zorluk varken bu sadece ailelerin bir araya gelip bir örgütlenme kıymetli ama böyle çözülebilecek bir iş mi? Yani bunu kalıcı olarak nasıl çözülebilir bu işler? Sen konuşacaktın. Yani şöyle bir şey, yani ailelerin sadece bir araya gelmesi kendi başına yeterli değil. Yani doktorların da o ya da doktorların, üniversitelerin de bu çalışmaların tam kalbinde yer alması gerekiyor. Çünkü aileler, hükümetlerin de ama yani hükümetleri biraz zorlaman gerekiyor ama şeyi anlıyorsun. Yani ilgili bir hekim ve örgütlü bir aile grubu işin başını çekmesi gerekiyor. Yani bu etkili tüm örgütlenmelerde ya da işte tedavi süreçlerine giren diğer hastalıklarda böyle bir şey gördük. İlk öğrendiğimiz şeydi. Yani bize de ilk tavsiye edilen şeydi. Biz gidiyorduk bu nadir hastalık konferanslarına ve özellikle Nick Sirio adında çok çok önemli bir kampanya yürüten bir adam var. O da kendi çocuklarının hastalığı için. O bize demişti, hekiminizi dahil etmeniz gerekiyor. Önderlik yapması gerekiyor sizinle beraber o kurumsallaşırken vesaire. Yani o çok önemli. Artı bir de şöyle şeyler gördük, çok acı şeyler gördük. Yani hastalıkları belki Clara'dan çok daha tedaviye açık hastalar gördük hastanede. Ama aileleri hastalığa hakim değil. Ya da çocuğun hastalığını tarif edemiyor, adını söyleyemiyor. Nasıl çocuğu etkileyeceğini, ya eğitim seviyesi ya başka ya koşulları ya aile desteği yok zaten. Yani kadın yalnız başına, genelde şöyle şeyler oluyordu, yani kadın yalnız başına götürüyor ya da adam yalnız başına götürüyor, ailelerde başka sıkıntılar oluyor. O yüzden odaklanamıyor. Şeyi fark ediyorsun, işte desteği olan, bu gücü olan, biz o konuda çok şanslıydık. Yani Çağdaş'la ben yalnız başına olsaydık, etrafımızda annemiz, babamız, ailemiz, yoldaşlarımız, hani bir şekilde Clara'ya biz 8 kişi bakıyorduk. Yani o benle Çağdaş'a çok büyük bir ayrıcalık tanıdı. Fokus olabilmek için, hani tedaviye yoğunlaşabilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Çünkü bizim annelerimiz, babalarımız sırayla bakıyordu. Kardeşlerimiz birisi fizyoterapiye götürüyor, birisi kalp randevularına götürüyor. Yani biz hiçbir zaman yalnız kalmadık ama yalnız ailelerde şeyi görüyoruz. Yani doğal olarak çocukların ötesini göremiyorlar. Örgütlenseler bile, İngiltere'de şöyle bir deyim var. Yani bir çocuğu yetiştirmek için bir köy lazım. Ve bizde gerçekten o vardı. Yani ve o olmadığı zaman örgütlenme de kendi başına aileler için de yetmeyecek. O yüzden doktorları dahil edip o doktorları harekete geçirmek gerekir. Özellikle o köye sahip olmayan aileler için. Çağdaş Bey, sizin de varsa bu konuda son sözünüz alalım lütfen. Ya evet, insan şeyi görüyor, o kadar çok
alanlara işte hükümetler ne bileyim savaşa yatırım yapıyor, işte savaş çırtkanlığı yapıyor ve bir sürü paralar görüyorsun. Her zaman şey diyorsun yani gerçekten mesela biz 2003'lerde işte Irak Savaşı'nı gördüğümüzde ne kadar büyük paralar gittiğini o zamanlar görmüştük ve sloganlarımızdan bir tanesi de hep şey diye işte savaşa değil sağlığa. Ama bunu o zaman çok hissetmiyorduk. Ama çocuğumuz olduktan sonra onu daha da iyi anladık. Gerçekten o süreç içerisinde belki savaşa milyarlarca para gitmeseydi, bugün belki bu alanlara yatırım yapılsaydı, metabolik hastalara yatırım yapılsaydı, 20 yıl içerisinde ne kadar yol kat edecekti? Biz bunu mesela 1,5 yıl içinde çok kaynak olmadan ilerletebildik. Çınar'ın da söylediği gibi çok önemli işte network ağımız vardı. Ama belki bunu 20 yıl içerisinde kurumlar, işte hükümetler, devletler bu alanlara yatırım yapsa, bu alanları zorlasa çok önemli gelişmeler olacak. Yani çok önemli buluşlar olacak ve bir sürü çocuk hayatını sürdürebilecek, ölmeyecek. 300 milyon tane nadir hastalı çocuğu hayatını kurtarma şansımız var ve bu da daha da çok bu sayıları göreceğiz. Çünkü dünyada gen testleri çok da yaygınlaşacak. Bu hastaların tanılarını daha da fazla göreceğiz. Ama işte onlara bir çare bulabilmek için çok önemli işte kaynaklar gerekiyor. Bunlar da sadece kişi üzerinden mümkün değil. Yani işte Türkiye'de mesela geldiğimizde SMA hastalığı o kadar çocuk var ki ve herkes bağış kampanyası topluyor ama nereye kadar? Yani bu o yüzden hükümetler, devletler üzerinde çözülebilecek. Yani kişiye bırakmamak gerekiyor. Biz bu alanı da zorlamak zorundayız. Yani sadece işte Clara'yı kurtardık ama bir sürü çocukları kurtarabilmek için çok farklı girişimler olması gerekiyor. Biz o yüzden o alanı da zorlamaya çalışacağız. Evet. Uzun soluklu bir mücadele. Ben size çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum önünüzdeki çalışmalarda. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.